Arkadaşlar merhaba. Bizim aracımızda marşa bastığı zaman araç geç çalışma vardı. Bu aralar ilk çalışmamaya başladı. Bunun sıkıntısını biz kızdırma bujleri diye düşündük. Kızdırma bujlerin dördünü de ben kontrol ettim. Kızdırma bujleri dördü de sağlam. Bu kontrol videosunu merak ederseniz benim sayfamda kızdırma bujlerin kontrol diye bir video var. Oradan bakıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Akümün kontrolünü yaptım. Akü kontrolü de yine güzel. 12.4, 12.6'larda çıkıyor. Akümde de bir sıkıntı yok. Marşa bastığım zaman marş dinamosunda, marş motorunda bir kaçırma sesi yok. Ondan da şüphelendik. O da çift değil. Sonra Kamil Usta'ma danıştım ben. Uzak olduğu için her zaman yanına gidemiyorum ben. Ama Allah razı olsun kendisinden. Akıl almak amaçlı arayıp sorduğum zaman elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Bana şöyle bir akıl verdi. Akünün eksik kutbundan motora bir kablo çek dedi bana. Bu kabloyu çekerek yani motora şase kablosu uzat dedi. Bazen bu bizim araçlarda şasede oksitlenme oluyormuş. Oksitlenme olduğu için görevini yapamıyor. Biz de bunu bu şekilde yapıp ben denedim. Bakın arkadaşlar şurada şu kablomu bir kalın kablo yardımıyla bağlantı yapıp şuradan kablomu çekerek şuradaki motorun gövdesine kulağına bağlantı yaptım. Bu bağlantıyı yaparak motorun gövdesine şase yaptık. Şimdi aracımızı çalıştırmaya girelim. Efendim kızım. Biz neymişti? Şu telefonu tut şöyle bir. Baba bak bir şey tutar mısın telefonu? Elimi getirme kameraya. Böyle. Şöyle göster aracı. O şekilde göster. Şimdi arkadaşlar aracımızı kontağımızı yarım çevirdik. Işıklarımızın sönmesini bekliyoruz. Söndü. Şimdi marşa basıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok rahat aldı. Bu benim aracımda marşa bastığım zaman yani böyle çalışmayacak gibi oluyordu. Geç çalışıyordu. Bu son zamanlarda araca bastığım zaman hiç çalışmıyordu. Bu şekilde biz aküden direkt eksik kutbundan motora şase bağlantısı yaptık. Bu şekilde biz arızamızı çözdük. Eğer size de bu tarz bir sıkıntı varsa, eğer akünüzde herhangi bir sıkıntınız yoksa, marş dinamonuzda sıkıntı yoksa, kızdırma bujlarınızda sıkıntı yoksa bu dediğimi yapabilirsiniz. Bir de bu şekilde deneyip kendi işleminizi çözmeye çalışın arkadaşlar. Bu bana gerçekten çok faydalı oldu bu işlem. Bu şekilde ben işimi hallettim. Herkese teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Sağ olun. Herkese hayırlı günler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, beni takipte kalmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.